Bilişim Çantam kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Vitamin Fabrika. Yani kısaca V Fabrika diyebiliriz. Peki nedir bu V Fabrika? Öncelikle kendi sitesindeki bilgileri inceleyelim. İlk açılış sayfasında bahsettiği şey kolay eğitsel içerik üretimi. Yani dakikalar içerisinde interaktif eğitsel içerikler üretebileceğimizden bahsediyor. Ve bu ürettiğimiz içerikler son teknolojiye sahip ve tüm tarayıcılarda ve tüm işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışıyor. Bu sayede ürettiğiniz içerikleri öğrencileriniz hem bilgisayardan hem tabletten hem de telefondan sorunsuzca çalıştırabiliyor. Aynı zamanda çeşitli projeleri de fiziksel projelerinizde hayata geçirebiliyorsunuz. Bunu akıllı kartlar kullanarak yapıyorsunuz ve kod blokları işinizi çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kafanızdakileri de V Fabrika sayesinde animasyonlarla harekete geçirebiliyorsunuz. Ve bunları yaparken hiçbir programlama dili bilmenize gerek kalmıyor. Çünkü bunların tamamını kod blokları ile yapıyorsunuz. Şimdi gelin V Fabrika'yı nasıl indirip nasıl kuracağımızdan bahsedelim. Bunun için EBA'ya öğretmen girişi yapmamız gerekiyor. Pandemi ile birlikte EBA'da içerik üretimine fazlasıyla önem vermeye başladı. Bu yüzden V Fabrika'yı kendi sistemine entegre etti. Bu sayfaya erişebilmek için EBA'ya öğretmen girişi yaptıktan sonra sol taraftaki menüde alt tarafa indiğimizde içerik üretimi başlığındaki V Fabrika sekmesine tıklıyoruz. Açılan penceredeki sözleşmeyi onaylıyoruz. Ben daha önce onayladığım için sözleşme karşıma gelmedi ve buradaki linkten indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda indirme linkini videonun açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim ve nasıl kurulum yapılacağını anlatacağım. Bunun için daha önce indirdiğim projeyi buradan kurmaya başlıyorum. Klasik kurulum adımlarını tamamlıyorum. Masa üstüne simge oluşturmasını istiyorum. Kullanımımız daha kolaylaşacak. Ve kurulumumuz başladı. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi programımızı çalıştırabiliriz. V Fabrika herkesin kullanımına açık değil. Bu yüzden bir ürün anahtarına ihtiyacımız var. Ürün anahtarım var diyerek ileriye tıklıyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz ve ürün anahtarını girmemizi istiyor. Ürün anahtarını EBA'dan temin edeceğiz. Bunun için az önce indirme işlemini gerçekleştirdiğimiz sayfaya geri dönüyoruz. Ve alt taraftan bize sunulan 5 tane lisans hakkından bir tanesini oluşturmak için yeni lisans anahtarı oluştura tıklıyoruz. Hemen bizim için bir tane lisans oluşturuyor. Kopyaladıktan sonra programımızın ürün lisansı bölümüne lisans anahtarımızı giriyoruz. Etkinleştire tıklıyoruz ve programımız etkinleştirildi. Bitire tıklıyoruz ve programımızın açılmasını bekliyoruz. Versiyon 7 ile birlikte daha kolay eğitsel içerikler üretebilmemiz için çeşitli şablonlar oluşturuldu. Bu şablonlara önümüzdeki derste değineceğiz. Şimdi boş bir proje nasıl açılır ve arayüzde neler var bunlardan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle kendi projenizi oluşturun butonuna tıklıyoruz. Ya da aynı işlemi dosyadan yeni proje diyerek de gerçekleştirebiliriz. Bir web projesi gerçekleştireceğiz ve projemizin ilk adını gireceğiz. Bunun için Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor. İlk projem diyerek projemin ismini belirledim. Konumunu da daha önce masa üstüne oluşturduğum V Fabrika projeler klasörünü seçerek devam ediyorum. Sonraki dedikten sonra projemizin boyutunu soruyor. Şimdilik 500'e 300 diyerek devam ediyorum. Ve ilk projemiz oluşturuldu. V Fabrika'nın çalışma mantığı sahneye eklediğiniz katmanlardan oluşuyor. Katman sekmesini buradaki bölümden yönetebilirsiniz. Aynı şekilde sahneye çeşitli nesneler eklemek istiyorsanız sol taraftaki dizayn bölümünden çeşitli nesneleri sahneye sürükle bırak yöntemiyle kullanabilirsiniz.
Programdaki çoğu şey sürükle bırak mantığıyla olduğu için kullanımı oldukça kolay. Projenizin tamamını eklediğiniz nesneleri buradaki ekranda görebilirsiniz. Sahneye eklediğiniz nesnelerin özelliklerini buradaki pencerede görebilirsiniz. Bulunduğunuz katmandaki ögeleri de yine aynı şekilde burada görebilirsiniz. Ve en nihayetinde sahnemizde alanımızın tam ortasında bulunuyor. Şimdi ilk örnek projemizi oluşturmak istiyorum. Bunun için bir animasyon oluşturmak istiyorum. Dışarıdan çeşitli ögeler ekleyebileceğim gibi aynı zamanda hazır materyaller bölümünden de kendi içerisinde barındırdığı telifsiz görselleri de kullanabilirim. Hazır materyaller bölümüne geliyorum ve bir araba animasyonu yapmak istiyorum. Bunun için araba kelimesini aratıyorum. Buradan karşımıza gelen herhangi bir arabayı seçebiliriz. Şimdilik bir tane arabayı seçtim. Sürükle bırak yöntemiyle sahneme bıraktım. Daha sonra buraya geldiğini gördüm. Birinci katmanda, şu an katman 1'deyim. Birinci katmanda araba nesnemi gördüm. Daha sonra bir arka plana ihtiyacım var. Arka plan diye arama yapabiliriz. Burada çok çeşitli arka planlar gelecektir. Araba uygulaması yapacağımız için yol yazarak da yol bulunan görseller temin edebiliriz. İlk görselim bir animasyon oluşturmak için gayet uygun görünüyor. Yol arka planımızı da sahneye sürükleyip bırakıyoruz. Arabamız arka planın arkasında kaldı. Bunun için farklı katmanlar kullanmamız gerekiyor. Çünkü arka planı hiçbir şekilde oynatmak istemiyorum. Bunun için üst taraftan yeni bir katman oluşturuyorum. Ve katman 2'ye eklediğim arka planı gönderiyorum. Bunun için sahneden Ctrl X ile kesiyorum. Katman 2'ye tıklıyorum ve sahneye tekrar tıklayarak yapıştırıyorum. Bu sayede arka planım artık katman 2'nin içerisinde. Arabayı hala göremiyorum. Bunu sağlamak için de katman 1'e basılı tutarak yukarıya götürmem yeterli. Arka planımı da sığacak şekilde şimdilik yerleştiriyorum ve arka planım hazır. Arabayı taşıyabiliyorum fakat aynı zamanda arka planı da taşıyabiliyorum. Bunu engellemek için arka planı kilitlemem gerekiyor. Yaptığım işlemi bir tık geri aldıktan sonra katman 2'yi kilit işaretine tıklayarak kilitliyorum ve artık arka planla alakalı hiçbir işlem yapamıyorum. Peki arabamıza nasıl animasyon vereceğiz? Bunun için de öncelikle arabamızı sahnenin biraz dışına taşıyorum. Ve katman 1 için 48. kareye ya da 50. kareye hiç fark etmez. 50. kareye sağ tıklıyorum ve anahtar kare ekle diyorum. Bu sayede 0. kareden 50. kareye kadar bütün sahnelerde arabanın görünmesini sağlıyorum. Fakat arka planın yok olduğunu fark ediyorum. Aynı işlemi arka plan için de uygulamak istiyorum. Fakat sağ tıkladığımda menülerin kapalı olduğunu görüyorum. Bunun için kilidi açmamız gerekiyor. Ve aynı işlemi tekrar katman 2 yani arka plan içinde uyguluyorum. Anahtar kare ekle diyorum. 50. kareye kadar hem araba hem de arka plan görselimiz geldi. Arka planı tekrar kilitleyebiliriz. Şimdi 0. kareden 50. kareye kadar olan kısımda arabamızı başlangıçtan orta bölüme kadar getirebiliriz. 50. karede arabamı son kısma yerleştirdim. 0. karede ise arabam sol tarafta. Fakat aradaki sahnelerde arabanın hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyorum. Bunu sağlamak için de arabanın bulunduğu katmana sağ tıklıyorum ve hareket oluştur diyorum. Bu sayede fark ettiyseniz kareler maviye dönüştü ve 0. kareden 50. kareye kadar olan kısımda nerede başlayıp nerede bitirdiysem oraya kadar belli bir hareket gerçekleştirecek. Animasyonu denemek için yukarıdaki siyah çalıştırma butonunu kullanabilirsiniz.
ve 2 saniye içerisinde arabamın sahnenin ortasına geldiğini görüyorum. 1 saniye 24 FPS'ten oluşuyor. Yani 24 tane kareden oluşuyor. 48 ya da 50 dediğimiz için de 2 saniye sürüyor. Şimdi tekrar deniyorum, çalıştırıyorum ve arabamın sahnenin ortasına geldiğini görüyorum. Programda bunu gördük. Peki bunu web ortamında nasıl göreceğiz? Tarayıcıda görmek istiyoruz. Aynı şekilde mobil uygulamada da bunu çalıştırabiliyoruz. Bunu yapmak için yapmamız gereken şey ise yukarıdaki yayınla ve çalıştır butonunu kullanmak. Hemen tıklıyorum. Az önce kullandığımız sekmede tekrar animasyonumuz açıldı. Kırmızı butona basıyorum ve arabamız sahnenin ortasına geliyor. Ve ilk animasyonumuzu da bu şekilde hazırlamış olduk. Ve ilk projemizi gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde şablonları kullanarak nasıl eğitim materyali oluşturacağımızdan bahsedeceğiz. Serinin devamını takip edebilmek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.